Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Öncelikle sesim için özür diliyorum. Bu zorlu dönemde grip oldum. Korona mı kaptım artık grip mi oldum bilmiyorum ama atlattım. 3-4 gün yattıktan sonra yeniden karşınızdayım. Uzun süredir video yükleyemiyorum ve şu anda da ilk videomla karşınızdayım. Bu videoda 2500 ila 3500 TL arası en iyi akıllı telefon modellerini sizlere sıralayacağım. Yani listelerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neredeyse ay bitti. Doların fiyatı çok değişti. Dolayısıyla telefonların da fiyatları çok değişti. Ve burada karşımızda tam 14 tane akıllı telefon olacak arkadaşlar. Bu fiyat aralığı çok fazla telefonu barındırıyor. Yani 2500 ila 3500 TL arasında çok fazla benim beğendiğim ve tavsiye edeceğim telefon var. Burada telefonların özelliklerini ben tek tek sayacağım. Biraz uzun bir video olacak dolayısıyla. Bu yüzden şimdiden çayınızı kahvenizi alın ve bu videonun uzun bir video olacağına hazırlıklı olun. Şimdi ilk telefonumuzdan sıralamaya başlayalım. Burada sizlere tavsiye edeceğim ilk telefon aslında Xiaomi Mi 9 T'nin 64 GB'lık versiyonu. Bir önceki videoda da bunu son telefon olarak tavsiye etmiştim. Bu telefon 2500 ila 2550 lira arasında gidip gelen bir akıllı telefon. Dolayısıyla da hem 2000-2500 hem de 2500-3500 TL arası akıllı telefon tavsiyelerinde bu cihaza yer vermek istedim arkadaşlar. Şimdi telefonun özelliklerine birlikte göz atalım. Cihazda 6.39 inç boyutlu 1080x2340 piksel çözünürlüklü AMOLED ekran bulunuyor. 403 ppi piksel sıklığına ve Corning Gorilla Glass 5 çizilmez cama sahip çentiksiz tam ekran var arkadaşlar bu telefonda. Çünkü bunun sebebi telefonda pop-up kamera bulunuyor olması. Telefonun ön kamerası da arka kamerası da mekanize bir şekilde gövdeden çıkan pop-up kamerayla çalışıyor. Dolayısıyla da ekranda herhangi bir çentik bulunmuyor. Tam ekranın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Pop-up kameranın avantajıyla telefonun ekran gövde oranı da oldukça yüksek. %86.09'luk ekran gövde oranı var bu telefonda. 8.8 mm gövde kalınlığı var. 191 gram ağırlık var. Metal çerçeveli ve cam arka yüzeyli bir akıllı telefon. Biraz kalın ve ağır olduğunu söylemem gerekiyor. Bu telefon çok hafif ve zarif bir telefon değil. Ama tasarımı bence genel olarak güzel. Kullananlar da bu telefondan memnunlar gördüğüm kadarıyla. İşlemci olarak bu telefonda 2.2 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730 var arkadaşlar. 8 nanometre teknolojisi üretilmiş, oyunlarda yüksek performans veren, gündelik kullanımda da iyi bir performans sunan bir Yonga seti. Az pil tüketiyor. Telefon 4000 mAh kapasiteli pili 1,5 gün çıkarabiliyormuş. Şimdiden haberiniz olsun. Telefonda 6 GB LPDDR4X teknolojili RAM ve 64 GB UFS 2.1 depolama alanı var. Cihazda maalesef microSD kart yuvası bulunmuyor. Yani bu telefonun depolama alanı kaçsa onunla mecbur kalıyorsunuz. MicroSD kartta telefon hafızasını yükseltemiyorsunuz. Ama UFS 2.1 teknolojisi olması bence iyi. Çünkü telefonun performansının yüksek olmasını sağlayacaktır. Özellikle uygulamaların açılış ve kapanış sürelerinde ciddi anlamda yüksek performans göreceğinize emin olabilirsiniz. Mi 9 T'nin ön kamerası 20 megapiksel çözünürlüklü pop-up bir ön kamera. Yani gövdeden mekanize şekilde çıkıyor. F2.2 diyafram aralığına sahip fena bir ön kamera değil. Bence teknolojik açıdan yeterli özelliklere sahip. HDR çekim, yapay zeka ile sahne algılama, sanal flash, safir objektif camı ve 1080p 30 fps video çekimi gibi özelliklere sahip. Arka kamera tarafında ise 48 megapiksel ana kamera bulunuyor. F1.75 diyaframlı. Hem faz algılama hem de kontrast algılama özelliğine sahip. Dolayısıyla hızlı odaklama özelliği sunuyor bu ana kamera. Buna ek olarak telefonda 13 megapiksellik F2.4 geniş açı sensörü, 8 megapiksellik F2.4 telefoto yani yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Telefonun ana kamerası HDR çekim, bokeh yani arka plan bulanıklaştırma, yapay zeka ile sahne algılama, ekstra geniş açı çekim, 2x optik zoom yani kayıpsız yakınlaştırma, 4K 30 fps video ve yavaş çekim gibi özelliklere sahip. Bence telefonda gelişmiş bir arka kamera var. Piyasadaki iyi arka kameralardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonda pil olarak 4000 mAh kapasiteli dahili pil bulunuyor arkadaşlar. Bu pil 18 Watt'ta hızlı şarj olabiliyor. Bence bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Hatta 1,5 günde çıkaracaktır başta söylediğim gibi. Cihaz Android 9.0 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor. Ama bu telefon zaten Android 10 Q işletim sistemini almış durumda. Benim haberlerde gördüğüm kadarıyla bu telefona Android 10 güncellemesi geldi. Bu telefonun 64 GB'lık versiyonu şu anda Türkiye'de 2500 ila 2550 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Bence kesinlikle alınabilir bir akıllı telefon. Eğer 2500-3500 TL aralığında daha çok 2500'e yakın bir telefon almak istiyorsanız Mi 9 T'yi kesinlikle düşünmeniz gerekiyor. Bu video içerisinde tavsiye edeceğim ikinci akıllı telefon Samsung Galaxy A51 arkadaşlar. Bence güzel bir akıllı telefon. Telefonun ekranı 6.5 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü Super AMOLED ekran. Ekranın görüntü kalitesi son derece yüksek. Bu telefon gerçekten iyi bir ekrana sahip. Onu baştan söyleyelim. Cihaz %87.3'lük ekran gövde oranına sahip. 7.9 mm kalınlıkta ve 172 gram ağırlıkta. Metal görünümlü plastik çerçeve ve cam görünümlü plastik arka yüzeye sahip. Telefonun her tarafı plastik. O yüzden çizilmelere karşı çok dayanıklı bir akıllı telefon olmadığını şimdiden söyleyebilirim. Cihazda işlemci olarak 2.3 GHz'e kadar 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Series 9611 10 nanometrelik işlemci var. İşlemci bence yeterli. Hem oyun performansı açısından yeterli seviyede hem de gündelik işlerinizi rahatlıkla görecektir diye düşünüyorum. Oyun
performansında Mi 9T'nin biraz gerisinde kalabilir ama genel olarak bence PUBG vesaire oynamak için yeterli performans sunacaktır. RAM tarafında 6 GB'lık LPDDR4X RAM, depolama alanında ise 128 GB'lık dahili depolama alanı var. Telefonun dahili depolama alanı microSD kartla yükseltilebiliyor. Ön kamera 32 megapiksel çözünürlüklü, f2.2 diyaframlı portre modlu bir ön kamera. HDR çekim ve 4K 30fps video özelliklerine sahip, bence gelişmiş özelliklere sahip. Bu segmentteki iddialı ön kameralardan biri Galaxy A51'de bulunuyor. Arka kamera tarafında ise 48 megapiksel f2.0 diyaframlı ana kamera. Buna eşlik eden 12 megapiksellik f2.2 diyaframlı ekstra geniş açı sensörü, 5 megapiksellik f2.4'lük makro sensörü ve 5 megapiksel f2.2'lik derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun arka kamerası HDR çekim, bokeh yani arka plan bulanıklaştırma, yapay zeka özelliğine sahip 4K 30fps'de video çeken ve yavaş çekim yapabilen bir arka kamera. Toplam 4 arka kamerası var ve bence arka kamera tarafında bu telefonun da iddialı olduğunu söyleyebilirim. 4000 mAh kapasiteli pili ve 15 watt hızlı şarj özelliği var. Pil genel olarak yeterli seviyede, herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Cihaz kutusundan Android 10 Q işletim sistemiyle çıkıyor. Güncel bir akıllı telefon. Bu telefonun fiyatı şu anda 2550 TL civarında. Unutmadan hatırlatayım, tüm burada belirttiğim fiyatlar internetten satış fiyatlarıdır arkadaşlar. Mağazalarda biraz daha pahalı fiyatlarla karşılaşırsanız şimdiden şaşırmayın diyorum. Üçüncü tavsiyem uzun süredir indirimde olan ve fiyatı çok değişmemiş olan Realme X'te arkadaşlar. Realme X'te 2600 TL bandındaki en iyi akıllı telefonlardan biri. Hatta bence en iyisi diyebilirim. Bu telefonda 6.4 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü Super AMOLED ekran bulunuyor. 402 ppi piksel sıklığına ve Corning Gorilla Glass 5 çizilmez cama sahip. Telefonun ekranı damla çentikli yapıda. Genel olarak yüksek bir ekran gövde oranı sunuyor. Cihazda %83.5'luk ekran gövde oranı var. 8.6 mm kalınlığa ve 183 gram ağırlığa sahip. Metal görünümlü plastik çerçeve ve cam arka yüzeye sahip arkadaşlar. Telefon birazcık kalın. Dolayısıyla çok zarif bir telefon almayı düşünüyorsanız Realme X'teyi çok fazla düşünmemenizde fayda var. Çünkü telefonun bence kalınlığı birazcık yüksek seviyede. İşlemci olarak bu telefonda 2.3 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 712 bulunuyor. 10 nanometre teknolojisi üretilmiş güzel bir işlemci. Hem performans olarak iyi bir işlemci hem de pili iyi yönetecektir. Dolayısıyla pil ömrü uzun bir akıllı telefon olacağını şimdiden söyleyebilirim. Telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı var. Bu telefon kendi fiyat aralığındaki en yüksek RAM miktarına sahip akıllı telefon. Bunun dışında telefon hafızası microSD kartla yükseltilebiliyor. Cihazın ön kamerası 16 megapiksel f2.0 diyaframlı portre modlu ve yapay zeka destekli bir ön kamera. Ön kamera 1080p 30fps video kaydedebiliyor. Ama burada dikkatten kaçmayan bir özellik var. Ön kamerada dijital görüntü sabitleme özelliği bulunuyor arkadaşlar. Ön kamerasında dijital görüntü sabitleme özelliği bulunan nadir akıllı telefonlardan biri Realme X'te. Yani bu telefonla selfie videolar çekerken düşük titreşim olacaktır. Genel olarak titreşimsiz ve sabit videolar çekmeyi bu telefonla mümkün hale getirmişler. Cihazın arka kameraları da oldukça iddialı. Cihazda 64 megapiksel f1.8 diyaframlı, faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip güçlü bir ana kamera var. Bu ana kamera Sony Exmor sensöre sahip arkadaşlar. Renk alma kabiliyeti ve parlaklığı gerçekten üst seviyede. Cihazda ayrıca 8 megapiksel f2.25 ekstra geniş açı sensörü bulunuyor. 2 megapiksel f2.4 derinlik sensörü ve 2 megapiksellik f2.4'lük makro çekim sensörü bulunuyor. Bu telefon 4 cm'den makro çekimler yapabiliyor. HDR çekim, yapay zeka ve dijital görüntü sabitleme özellikleri var bu telefonda. 4K 30fps video çekebilen bir ana kameraya sahip ama yani dijital görüntü sabitleme özelliği sadece Full HD videolar çekerken geçerli. Telefonda ayrıca yavaş çekim yapma özelliği de bulunuyor. Bu telefonda 4000 mAh kapasiteli VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip bir pil bulunuyor. Telefonun pilinin hızlı şarj özelliği gerçekten etkileyici. 1 saatte bu telefon 0'dan 100'e şarj olabiliyor. Bunun dışında telefonda Android 9.0 Pie işletim sistemi var ama bu telefon Android 10Q güncellemesini almış durumda. Yani Realme X'te şimdiden güncellenmiş bir telefon. Cihazın Türkiye'deki fiyatı internetten satın aldığınız takdirde 2600 TL. Zaten bu telefonun mağazalarda satılmadığını görüyorum. Genel olarak Realme X'te almak istiyorsanız internetten satın almak durumundasınız. Geldik listemizde 4. sıraya. 4. sırada Galaxy A70 var. Üzerinden bir seneye aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen hala güncel ve güzel bir akıllı telefon. Cihazda oldukça geniş boyutlu 6.7 inçlik 1080p Full HD Plus Super AMOLED ekran bulunuyor arkadaşlar. Bu ekran damla çentikli yapıda ve 393 ppi piksel sıklığına sahip. Bence piyasadaki iyi ekranlardan biri bu telefonda. Geniş ekranlı bir akıllı telefon almayı düşünüyorsanız özellikle oyunlar için avantajlı bir akıllı telefon olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Telefonda %86.13'lük ekran gövde oranı var. 7.9 mm'lik kalınlık ve 183 gramlık ağırlıkta dikkat çekiyor. Genel olarak ince ve hafif bir akıllı telefon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu telefonda plastik çerçeve ve cam görünümlü plastik arka yüzey bulunuyor. Telefonun her tarafı plastik yapıda. Cihazda Yonga seti olarak 2 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 675 Yonga seti var. 11 nanometre mimarisiyle üretilmiş güçlü bir Yonga seti. Oyunlarda en
en yüksek ayarlarda çalıştırır diyemeyeceğim ama yüksek grafik ayarlarında hızlı oyun oynatacaktır. PUBG için genel olarak iyi performans verdiği söylenen bir akıllı telefon. Cihazda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB dahili depolama alanı var. Cihazın microSD kart desteği de bulunuyor. İsterseniz 128 GB'ın üzerine microSD kartla harici depolama alanı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ön kamera yine oldukça güçlü, 32 megapiksel çözünürlüklü, f2.0 diyaframlı, HDR çekim yapabilen ve 1080p 30fps video kaydı özelliğine sahip bir ön kamera var. Arka kamera tarafında da yine 32 megapiksel çözünürlüklü, f1.7 diyaframlı, faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir ana kamera var. Buna ek olarak telefonda 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı sensörü ve 5 megapiksellik f2.2 derinlik sensörü bulunuyor. Arka kamera HDR çekim yapay zeka özelliklerine sahip, 4K 30fps'de video kaydedebilen bir arka kameramız var. Bence fena değil. Çekimleri de gayet iyiydi. Bu telefonun incelemesini de Cihaz TV YouTube kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Galaxy A70'in pili 4500 mAh kapasiteli ve 25 Watt'ta hızlı şarj olabilen bir pil. Hem hızlı şarj özelliği yüksek hem de kapasitesi yüksek arkadaşlar. Bu telefonla bir günü çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Hatta 1,5 günü zorlayabilirsiniz. Cihazın işletim sistemi Android 9.0 Pie ve bildiğim kadarıyla 10Q güncellemesini alacak. Belki de almıştır, bilemiyorum. Şu anda bu telefonun internetteki satış fiyatı 2660 TL civarında. Listemizde 5. sırada Galaxy M31 var. Son derece yeni ve güncel bir akıllı telefon. Galaxy M30S'i hatırlarsınız. Bu telefon 6000 mAh kapasiteli piliyle 2000 TL bandındaki en güçlü pile sahip akıllı telefondu. Şimdi bunun bir abisi ortaya çıktı diyebiliriz. Galaxy M31'de yine 6000 mAh kapasiteli piliyle dikkat çeken güçlü pilli bir akıllı telefon. Bu telefonda 6.4 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü Super AMOLED ekran bulunuyor arkadaşlar. 403 ppi piksel sıklığına ve Gorilla Glass 3 ekran camına sahip, çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklı bir cam karşımızda. Damla çentikli bir ekranı var. Dolayısıyla ekran gövde oranı yüksek bir akıllı telefon. %83.55'lik ekran gövde oranı bulunuyor bu telefonun. 8.9 mm kalınlığa ve 191 gram ağırlığa sahip. Telefonun çerçevesi ve arka yüzeyi polikarbonat yapıda üretilmiş. Dolayısıyla bu telefonun pili yüksek olmasına rağmen hafif bir akıllı telefon olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşlemci tarafında 2.3 GHz 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Series 9611 işlemci var. 10 nanometrelik bir işlemci oyunlarda da normal gündelik kullanımda da iyi performans sunacaktır. Cihazda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı var. MicroSD kartla telefonun dahili depolama alanını yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonda ön kamera olarak 32 megapiksellik f2.0 portre modlu bir ön kamera var. Bu ön kamerayı öne çıkaran başlıca özellik 4K 30fps'de video kaydedebiliyor olması. Bunun dışında ön kamerada yavaş çekim, yani iPhone'da slow fi olarak karşımıza çıkan özellik bulunuyor. Telefonda ön kamerasıyla stilistik fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Arka kamera tarafında ise güçlü bir dizilim bizleri karşılıyor. Ana kamera 64 megapiksel çözünürlüklü ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Buna ek olarak telefonda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı sensörü, 5 megapiksel f2.4 makro sensörü ve 5 megapiksellik f2.4'lük derinlik sensörü bulunuyor. Telefon toplam 4 arka kameraya sahip. Ana kamera Samsung ISOCELL Bright GW1 sensöre sahip. Bu sensör oldukça yüksek bir ışık alma kabiliyeti sunuyor bizlere. Dolayısıyla düşük ışıklarda bile bu kameranın iyi fotoğraflar ve videolar çekebileceğini şimdiden söyleyebilirim. Telefonun ana kamerası ayrıca HDR çekim, yapay zeka, bokeh yani arka plan bulanıklaştırma, dijital görüntü sabitleme ve 4K 30fps video kaydı özelliklerine sahip. Telefonun dijital görüntü sabitleme özelliği sadece Full HD çözünürlükte çalışıyor. Arka kamera ayrıca yavaş çekim özelliği sunuyor bizlere. Telefonda 6000 mAh kapasiteli dahili pil var. Bu pil 15 Watt'ta hızlı şarj olabiliyor. Bence kesinlikle tecrübeyi zirveye taşıyan bir pil var bu telefonda. 2 günü rahatlıkla çıkaracaktır arkadaşlar. Özellikle oyun oynayanlar için bu telefonu şiddetle tavsiye ediyorum. Cihaz kutusundan Android 10Q işletim sistemiyle çıkıyor. Güncel bir akıllı telefon ve şu anda Türkiye'de internet satış fiyatı 2800 TL civarında. Bence gayet güzel bir akıllı telefon, kesinlikle alınabilir seviyede. Listemizde 6. sırada Oppo Reno 2 Z var. Bu telefonu da ben gerçekten beğeniyorum. Piyasadaki güçlü akıllı telefonlardan biri. Fiyat performans oranı da hiç fena değil. Bu telefonda 6.5 inç boyutlu 1080p Full HD Plus AMOLED ekran bulunuyor. Telefonun ekranı 394 ppi piksel sıklığına ve Gorilla Glass 5 çizilmez cama sahip. Çerçevesiz yapıda bu telefon çünkü pop-up kamerası var. Dolayısıyla ekran gövde oranı da üst seviyede. %84.56'lık ekran gövde oranı var telefonda. 8.7 mm kalınlığa ve 195 gram ağırlığa sahip. Telefonun kalın ve ağır olduğunu şimdiden söyleyeyim. Alüminyum çerçeve ve cam arka yüzeye sahip. Bu da ağırlığın başlıca etkenlerinden biri. Cihazda 2.2 GHz'e kadar 8 çekirdekli MediaTek Helio P90 işlemci var. 12 nanometrelik bir işlemci. Hem gündelik performansta hem de oyunlarda yüksek performans sunacaktır. Birazcık ısınma yapabilir diğer Qualcomm işlemcilere göre ama genel olarak kullanıcılar bu işlemciden memnun olduğunu söylüyorlar. Telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun dahili depolama alanını microSD kartla yükseltebiliyor.
görebiliyorsunuz. Ön kamera tarafında pop-up ön kameramız 16 megapiksel çözünürlüklü ve f2.0 diyaframa sahip. Portre modlu yapay zekalı ve 5 elementli lensli bir ön kamera var. Çok iddialı değil ama genel olarak kötü olduğunu da düşünmüyorum. Arka kamera tarafında ise yine iddialı bir arka kamera dizilimi bizleri karşılıyor. 48 megapiksellik bir ana kamera var. f1.7 diyaframlı ve faz algılamalı otomatik odaklama özelliği sunuyor. 8 megapiksel f2.2 geniş açı sensörü, 2 megapiksel f2.4 derinlik sensörü ve 2 megapiksel f2.4 makro sensörü bulunuyor bu telefonda. HDR çekim, bokeh, yapay zeka, çift led flash gibi özelliklere sahip telefon. Onun dışında da 4K 30 fps video çekimi ve yavaş çekim gibi özellikleri bu arka kamera bizlere sunuyor. Telefonun pili 4000 mAh kapasiteli ve VOOC Flash Charge 3.0 teknolojisine sahip. Yine 1 saatte tam şarj olabilen bir akıllı telefon var karşımızda. Telefon Android 9.0 Pie işletim sistemiyle geliyor. 10Q güncellemesini muhtemelen almıştır ya da alacaktır diye düşünüyorum. Bu telefonun piyasadaki satış fiyatı 2890 TL civarında. Listemizde orta noktadayız, 7. sıradayız. Xiaomi Mi 9T'nin 128 GB'lık versiyonu var. Telefon özelliklerini tek tek saymaya gerek duymuyorum. Zaten ilk tavsiyem de bu telefonun 64 GB'lık versiyonuydu. Bu telefonu 128 GB olarak almak istiyorsanız 2890 TL'ye kıymanız gerekiyor. Burada da ben bu telefonun Reno 2Z ile birlikte iddialı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Yani 2900 TL bandına Mi 9T'nin 128 GB'lık versiyonunu bence satın alabilirsiniz arkadaşlar. Listemizde 8. sırada eski bir amiral gemisi akıllı telefon var. Xiaomi Mi 8'in 64 GB versiyonu var. Bu telefonu buraya niye koydum diye soracak olursanız da orta segmentteki akıllı telefonlarda eski amiral gemileri son derece iyi işler yapıyor. Bu telefonda Qualcomm Snapdragon 845 Yonga seti var. Yani çok güçlü bir Yonga setiyle geliyor bu telefon. Hem gündelik kullanımda hem de oyunlarda en yüksek grafik ayarlarında yüksek performans alacaksınız arkadaşlar. Bu telefonda 6.21 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü AMOLED ekran bulunuyor. 402 ppi piksel sıklığı ve Corning Gorilla Glass 5 ekran camı var. Çentikli ekrana sahip telefon, dolayısıyla boyutu birazcık daha küçük olacaktır. Devasa bir telefon almak istemiyorsanız Mi 8'i burada düşünebilirsiniz. Tasarım açısından baktığımızda çentik damla çentik olmadığı için ekran gövde oranı biraz düşük seviyede. %81.82'lik ekran gövde oranı var bu telefonda. 7.6 mm kalınlığa ve 175 gram ağırlığa sahip oldukça zarif bir akıllı telefon. Telefon alüminyum çerçeve ve cam arka yüzeye sahip. Dolayısıyla burada amiral gemisi kalitesini konuşturmuş durumdalar. Cihazın işlemcisi 2.8 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845. Hala çok iddialı bir Yonga seti. Şu anda piyasada bence en iyi 2-3 Yonga setinden biridir. Onun dışında telefonda 6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB UFS 2.1 depolama alanı var. Maalesef telefonda microSD kart yuvası bulunmuyor. Yani bu telefonun depolama alanına ekleme yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ön kameraya baktığımızda bu telefonda 20 megapiksel çözünürlüklü f2.0 portre modlu bir ön kamera bulunuyor. HDR çekim ve yapay zeka gibi özelliklere sahip. 1080p'de 30 fps video kaydedebiliyor. Ön kameranın kalitesi bence iyidir arkadaşlar. Çünkü amiral gemisi akıllı telefonların ön kameraları genellikle iyi oluyor. Arka kamera tarafında ise çözünürlüğü düşük olmasına rağmen gelişmiş özelliklere sahip bir çift arka kamera bulunuyor. 12 megapiksel f1.8 diyaframlı dual piksel faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip ana kamera var. Bu ana kameraya 12 megapiksellik f2.4'lük telefoto sensörü eşlik ediyor. Yani bu telefon 2 kata kadar kayıpsız görüntü yakınlaştırma yapabiliyor. Bunun dışında telefonda optik görüntü sabitleyici var arkadaşlar. 4K 30 fps'de videolar çekerken sabit ve titreşimsiz videolar kaydedebileceksiniz. Telefonun arka kamerası ayrıca yavaş çekimde yapabiliyor. Çift arka kamera olması gözünüzü aldatmasın. Bu telefonun arka kamerası gerçekten üst düzey çekimlere imza atabilecek kapasiteye sahip. Telefonda ayrıca 3400 mAh kapasiteli dahili pil ve Qualcomm Quick Charge 4.0 Plus teknolojide hızlı şarj özelliği bulunuyor. Telefonun pili kesinlikle çok hızlı şarj olacaktır. Bence 1 saatin altında bu telefonun hızlı şarj olabilme özelliği bulunacaktır. Telefon kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor ama Android 9.0 Pie güncellemesini almış durumda. Bence 10Q'yu da alacaktır diye düşünüyorum. Belki de almıştır, onu da bilemiyorum. Bu telefonun şu anda piyasadaki satış fiyatı internet üzerinden aldığınız takdirde 3000 TL civarında. Listede 9. sıraya geldik. 9. sırada Xiaomi Mi Mix 2S var. Mi Mix 2S'in 6 GB RAM'li ve 128 GB depolama alanlı versiyonu var karşımızda. Bu telefon çok zarif bir akıllı telefon arkadaşlar. Amiral gemisinde üstünde bir niteliğe sahip bir konsept akıllı telefon aslında. O yüzden bu telefon eskimiyor. Çok fazla eskimeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bugün bile bu telefonu alsanız üst düzey bir kullanıcı deneyimi yaşayacağınıza eminim. Cihazda 5.99 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü 403 ppi piksel sıklığına sahip. 2.5D
Corning Gorilla Glass 4 camlı bir ekran bulunuyor. Bu ekran çerçevesiz yapıda arkadaşlar. Yani çok ince çerçevelere sahip. Herhangi bir damla çentik ya da normal çentik bulunmuyor. Pop-up kamera da bulunmuyor. Bu telefonun tasarım açısından iddialı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. %81.95'lik ekran gövde oranı, 8.1 mm kalınlık ve 189 gramlık ağırlık var. Telefon alüminyum çerçeveli ve seramik arka yüzeyli. Gerçekten dokunuş hissiyatı üst seviyede bir akıllı telefon. Bu telefonda da demin bahsettiğim Mi 8'deki gibi 2.8 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 Yonga seti var. 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB dahili depolama alanında bu telefona dikkat çekiyor. Maalesef bu cihazda micro SD kart yuvası bulunmuyor. Telefonun ön kamerası 5 megapiksel f2.0 diyaframlı portre modlu, yapay zekalı HDR çekim yapabilen 1080p 30fps'de video çekebilen bir ön kamera. Ön kameranın çözünürlüğü oldukça düşük ama genel olarak görüntü kalitesi oldukça yüksek. Arka kamera tarafında ise tıpkı Mi 8'de olduğu gibi 12 megapiksel f1.8 diyaframlı ana kamera ve buna eşlik eden 12 megapiksellik OIS destekli telefoto sensörü bulunuyor. Telefonun arka kamerası 2x optik zoom, yapay zeka HDR ve çift led flash gibi özelliklere sahip. 4K'da 30fps video çekebilen ve titreşimsiz görüntüler kaydedebilen bir arka kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca yavaş çekim desteği de bulunuyor. Telefonun 3400 mAh kapasiteli ve Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli bir pili bulunuyor. Telefonun pili bence yeterli seviyede ama 1,5 günü falan çıkartamaz. En fazla 1 günü görürsünüz bu akıllı telefonla. Telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle piyasaya çıkmıştı ama 9.0 Pie güncellemesini aldı. Bu cihazın fiyatı da şu anda piyasada 3000 TL civarında. Tavsiye listemizde 10. sıradayız arkadaşlar. Burada karşımızda Xiaomi Pocophone F1 var. Bu telefon piyasaya çıkalı bir süre oldu. Açıkçası uzun bir süre geçti üzerinden ama hala güçlü akıllı telefonlardan biri. Önceki sıralarda saydığım Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi Mix 2S de aşağı yukarı aynı donanımları uygun bir fiyatta sunduğunu söyleyebilirim. Yani uygun dediğim aslına bakarsanız eskiden çok daha uygundu bu akıllı telefon ama şu an piyasada 3200 TL'ye satılıyor ve bence hala 3200 TL'ye bile alınabilecek özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu telefonda 6.18 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. 403 ppi piksel sıklığına ve Corning Gorilla Glass 3 çizilmeye ve kırılmalara dayanıklı bir cama sahip. Ekran çentikli yapıda, dolayısıyla ekran gövde oranı fena değil. %80.56'lık bir ekran gövde oranı var bu telefonda. Cihaz 8.8 mm kalınlığa ve 182 gram ağırlığa sahip. Polikarbonat çerçeveli ve metalik görünümlü plastik arka yüzeye sahip. Bu telefonun tasarımı fena değil ama genel olarak malzeme kalitesi açısından çok premium bir his vermediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu cihazda da 2.8 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 Yonga seti var. Oyunlarda en yüksek grafik ayarlarında yüksek performans verecektir. 6 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazda microSD kartla depolama alanı yükseltme özelliği de unutulmamış. Ön kamera 20 megapiksel çözünürlüklü f2.0 diyaframlı portre modlu bir ön kamera, yapay zeka ile sahne algılama özelliği sunuyor. Ön kamera 1080p 30fps videolar çekebiliyor. Arka kamera tarafında ise 12 megapiksel f1.9 diyaframlı dual piksel faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir ana kamera var. Bu ana kameraya eşlik eden 5 megapiksellik f2.0 derinlik sensörü bulunuyor. Telefonda çift arka kamera var. Arka kameranın görüntü kalitesi fena olmayacaktır. Ama çok iddialı çekimler yapmayı beklemeyin. Bu telefonda HDR çekim, yapay zeka, dijital görüntü sabitleme gibi özellikler bulunuyor. Arka kamera ayrıca yazılım güncellemesiyle 4K 60fps video kaydı gibi özellikleri bizlere sunuyor. Bu telefonda 4000 mAh kapasiteli ve Qualcomm Quick Charge 4.0 teknolojili hızlı şarj özelliğine sahip bir batarya bulunuyor. Telefonun bataryası bence yeterli seviyede. Cihaz kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor ve şu anda Android 9.0 Pie güncellemesi, hatta Android 10 güncellemesini almış durumda. Telefonun piyasadaki satış fiyatı 64 GB için 3200 TL civarında. Şimdi geldik bu fiyat aralığındaki, yani 2500-3500 TL aralığındaki bence en iddialı akıllı telefona, Galaxy A71'e. Şu anda bu telefondan bir tane sipariş verdim arkadaşlar. Eşime bir Galaxy A71 alacağız. Yakında o yüzden incelemesini de sizlerle paylaşmaya çalışacağım bu telefon hakkında. Kullanıp deneyimi videoları sizlerle paylaşacağım. Galaxy A71 piyasaya yeni çıkmış güçlü bir akıllı telefon. Bu telefonda 6.7 inç boyutlu 1080p Full HD Plus Super AMOLED ekran bulunuyor. 393 ppi piksel sıklığına sahip. Telefonda Corning Gorilla Glass 3 ekran camı var ve punch hole ekrana sahip. Yani bu telefonun ekranın içerisinde ön kamera gizli bir delik halinde bulunuyor. Telefonda %86.97'lik devasa bir ekran gövde oranı mevcut. Telefon 7.7 mm kalınlığa ve 179 gram ağırlığa sahip. Açıkçası bu boyutlara göre ince ve zarif, aynı zamanda hafif bir akıllı telefon. Telefonda polikarbonat çerçeve ve cam görünümlü plastik arka yüzey bulunuyor arkadaşlar. Çizilmelere ve kırılmalara çok dayanıklı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bir kılıfla kullanmanızda fayda olacaktır. Malzeme kalitesi bence birazcık daha iyi olabilirdi bu segmentte. İşlemci olarak telefonda Mi 9T ile aynı işlemci var. 2.2 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon
Snapdragon 730 var bu telefonda. 8 nanometre mimarisiyle üretilmiş bir işlemci, dolayısıyla hem oyun performansı iyi olacaktır hem de pil performansı iyi seviyede seyredecektir diye düşünüyorum. Cihazda 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonda microSD kart yuvası da unutulmamış, SIM kart yuvasının içerisinde microSD kart takabiliyorsunuz. Ön kamera tarafında 32 megapiksel çözünürlüklü f2.2 diyaframlı portre modlu HDR çekim özelliğine sahip ve 4K 30 fps video kaydedebilen bir ön kamera var. Bence ön kamerası bu segmentteki en güçlü ön kameralardan biri. Arka kamera tarafında da 64 megapiksellik f1.8 diyaframlı ana kamera. Buna ek olarak 12 megapiksel f2.2 diyaframlı ekstra genişletici sensörü, 5 megapiksel f2.4 makro sensörü ve 5 megapiksel f2.2'lik derinlik sensörü bulunuyor. Telefonda toplam 4 arka kamera var. Arka kamera dikdörtgen bir çerçeve içerisinde arka yüzeyde konumlandırılmış durumda. Hafif dışarı çıkık yapıda arka kamera, o yüzden kılıfla kullanmanız yine tavsiye edilir. Arka kameraların çizilme oranı bence yüksek olacaktır. Samsung ISOCELL Bright GW1 sensör var. Telefonda yüksek ışık algılama kabiliyetine sahip olacaktır. Renklerde de zengin ve doygun renkler olacağını düşünüyorum. HDR çekim, bokeh, yapay zeka ve ACE yani dijital görüntü sabitleme özellikleri bu arka kamerada bulunuyor. Telefon 4K 30 fps'de videolar kaydedebiliyor ve yavaş çekim yapabiliyor. Bence genel olarak arka kamerasının iyi olacağını düşünüyorum. 4500 mAh dahili pil var arkadaşlar. 25 Watt'ta hızlı şarj olabiliyor. Bence gayet iyi bir özellik. Muhtemelen 1-1,5 saat arasında 0'dan 100'e şarj olacaktır ve bu telefon muhtemelen bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Android 10Q işletim sistemiyle geliyor telefon. Kutusundan güncel bir şekilde çıkıyor ve şu anda piyasadaki fiyatı 3200 TL civarında. Bence 3200 TL şu anda alınabilecek en iyi akıllı telefon Galaxy A71'dir arkadaşlar. Zaten biz de o yüzden satın alıyoruz. Yakın zamanda dediğim gibi bu telefonun videolarıyla da karşınızda olacağım. Bunun dışında bu listede sizlerle paylaşmak istediğim sondan 3. telefon Huawei Nova 5T. Bu telefon da genel olarak sevilen bir akıllı telefon arkadaşlar. Huawei'nin son derece güçlü bir fiyat performans akıllı telefonu. Bu telefonda 6.26 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor. 412 ppi piksel sıklığına sahip. Çentiksiz ve çerçevesiz ekrana sahip, çünkü bunda ön kamera yine punch hole şeklinde ön tarafta gizlenmiş durumda. Telefonda %84.31'lik ekran gövde oranı var. 7.87 mm kalınlık ve 174 gram ağırlık dikkat çekiyor. Bu telefon metal çerçeveli ve cam arka yüzeye sahip bir akıllı telefon. Tasarım tarafında premium hissiyatı yüksek bir akıllı telefon. Ben mağazalarda gördüğüm kadarıyla tasarımını çok beğendim. Gerçekten görsel açıdan başarılı bir akıllı telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşlemci tarafında da 2.6 GHz hızında çalışabilen 8 çekirdekli High Silicon Kirin 980 Yonga seti var. 7 nanometre teknolojisiyle üretilmiş. Kimileri bu Yonga setine ısınıyor falan diyorlar ama ben bunun çok ısındığına inanmıyorum. 7 nanometrelik bir Yonga seti genel olarak çok fazla ısınma yapamaz. Oyunlarda da son derece yüksek bir performans sergileyeceğine eminim. Bu telefonda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı var. Telefonda microSD kart yuvası maalesef bulunmuyor. Ön kameraya baktığımızda 32 megapiksellik f2.0 diyaframlı, portre modlu ve yapay zekalı bir ön kamera var. 1080p'de 30 fps videolar kaydedebiliyor arkadaşlar. Arka kamera tarafında ise 48 megapiksel f1.8 diyaframlı ana kamera bulunuyor. Ana kamera hem faz algılama hem de kontrast algılama özelliğine sahip. Yani bu kameranın netleme hızı yüksek olacaktır. 16 megapiksel f2.2 geniş açı sensörü, 2 megapiksel f2.4 derinlik sensörü ve 2 megapiksel f2.4 makro sensörü bu telefonda bulunan diğer kamera sensörleri. Cihaz HDR çekim yapabiliyor. Yapay zeka özelliğine sahip ekstra geniş açı ve 4 cm'den makro çekim özelliği sunuyor. Telefonda dijital görüntü sabitleme özelliği var ama bu özellik diğer telefonlarda olduğu gibi Full HD çözünürlükte çalışıyor. Kamera maksimum 4K 30 fps'de videolar kaydedebiliyor ve yavaş çekim yapabiliyor. Huawei Nova 5T'de 3750 mAh kapasiteli ve Huawei süper şarj teknolojili bir batarya bulunuyor. 22.5 Watt'ta hızlı şarj olabiliyor ve bu hızlı şarj özelliğiyle 1 saate yakın bir sürede 0'dan 100'e hızlı şarj olabiliyor arkadaşlar. Telefon Android 9.0 Pie işletim sistemiyle geliyor. Android 10 güncellemesini aldı mı bilemiyorum. Telefonun Android konusundaki akıbeti de belli değil. Bu arada Huawei telefonların biliyorsunuz bu konuda bir sıkıntısı var. Hala bu aradaki yazılımsal sorunlar çözülebilmiş değil. Bu telefonun Android akıbetinin ne olacağını çok merak ediyorum gerçekten. Huawei Nova 5'te şu anda internetten satın aldığınız takdirde 3330 TL civarında fiyatlarla satın alınabiliyor. Listemizde 13. sıradaki akıllı telefon, yani sondan bir önceki akıllı telefon Honor 20. Bu telefonun Huawei 5T'den çok fazla fark yok. Huawei Nova 5T ile neredeyse aynı akıllı telefon. O yüzden bunun özelliklerini çok fazla tek tek saymaya gerek duymuyorum. Bir önceki sayfa ile kıyaslama yaparsınız arkadaşlar. Telefonun tasarımı neredeyse aynı, işlemcisi aynı, RAM'i aynı, depolama alanı aynı. Ön kamerası da aynı, bir tek arka kamera tarafında küçük farklılıklar gösteriyor. Onun dışında da pili ve işletim sistemi aynı. Bu telefonun şu an piyasadaki fiyatı 3470 TL civarında.
fiyatlarında. Neden daha pahalı diye soracak olursanız, inanın bunun cevabını ben de bilemiyorum ama 3500 TL'ye alınabilir özellikler sunduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu telefona bu listede yer vermesem olmazdı. Ama bana kalırsa Huawei Nova 5T'yi tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bu listede sizlere sunmak istediğim son akıllı telefon LG G7 Think. Bu telefon açıkçası çok da böyle aşırı derecede tavsiye edeceğim bir akıllı telefon değil ama amiral gemisi özelliklere sahip olduğu için bu telefon birilerinin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. LG markasına nasıl bakarsınız bilmiyorum. Kimileri tarafından sevilen, kimileri tarafından ise hiç sevilmeyen, nefret edilen bir marka. Son zamanlarda çok öne çıktığını da söyleyemeyeceğim ama bu telefon piyasada 3500 TL bandında kabul edilebilir özelliklere sahip. Cihazda 6.1 inç boyutlu çok yüksek çözünürlüklü bir ekran bulunuyor arkadaşlar. 1440x3120 piksel çözünürlüklü QHD Plus IPS ekran bulunuyor bu akıllı telefonda. Yüksek çözünürlükten hoşlananlar için bu telefonun iyi bir telefon olacağını şimdiden söyleyebilirim. Telefonun çentikli bir ekranı var. Damla çentik falan yok. Dolayısıyla ekran gövde oranı birazcık düşük seviyede. %82'lik ekran gövde oranı var bu telefonda. Ayrıca 7.9 mm kalınlık ve 162 gramlık ağırlık dikkat çekiyor. Telefon metal çerçeveli ve cam arka yüzeyli bir akıllı telefon olmasına rağmen oldukça hafif yapıda zarif bir akıllı telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonun ince olmasının ve hafif olmasının sebebi ise pili. Bu telefonda 3000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu noktada dikkatli olmanız gerekiyor. Ne kadar yeter yetmez onu bilemiyorum açıkçası. Cihazda 2.8 GHz'lik 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 Yonga seti var. 10 nanometrelik bir Yonga seti. Bence gayet güçlü bir Yonga seti. Onun dışında 4 GB RAM ve 64 GB UFS 2.1 depolama alanı var. Telefonda microSD kart yuvası da unutulmamış. Cihazın ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüklü f1.9 diyaframlı portre modlu, geniş açılı, yapay zekalı ve 1080p 30fps video çekebilen bir ön kamera. Arka kamera tarafında ise gelişmiş özelliklere sahip bir arka kamera var. Çözünürlük değerlerine aldanmayın arkadaşlar. Bu listede belki de en güçlü arka kamera bu telefonda bulunuyor. 16 megapiksel çözünürlüklü f1.6 diyaframlı, faz algılamalı ve lazer algılamalı bir arka kamera bulunuyor. Telefon çok hızlı odaklama yapabiliyor arkadaşlar. 16 megapiksellik f1.9'luk geniş açı sensörü de bu ana kameraya eşlik ediyor. Telefonun arkası DOF yani depth of field alan derinliği özelliğine sahip. HDR çekimi yapabiliyor. OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği sunuyor. 4K 30fps'de video çekebiliyor ve yavaş çekim özelliğine sahip. Bunun dışında telefonda 3000 mAh kapasiteli ve Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojili hızlı şarj olabilen bir batarya bulunuyor. Bence bu telefonun en büyük eksisi 3000 mAh'lik bataryası. Eğer bu batarya bana yetmez diyorsanız kesinlikle bu telefondan uzak durmanız gerekiyor. Listede çok daha iyi kapasiteli telefonlar var. İşletim sistemi olarak cihaz kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor ama şu anda 9.0 Pie güncellemesini almış durumda. Bu telefonun Türkiye'deki satış fiyatı 3480 TL civarında. Şimdi listemizin sonuna geldik arkadaşlar. Ben son bir yorum yapmak istiyorum. Buradaki telefonlar arasından hangisi benim favorimdir? Ben burada telefon satın almak istesem hangilerine daha öncelikli olarak şans verirdim? Onları söylemek istiyorum. Öncelikle burada 2500 TL'ye yakın telefonlar arasından Mi 9T ve Galaxy A51'e kesinlikle şans verirdim. Bu iki akıllı telefonu da ben çok beğeniyorum. Özellikle oyun oynayacak olsam Mi 9T ama genel kullanım açısından kamera, ekran deneyimi vesaire açısından düşünürsek A51'i tercih ederdim diye düşünüyorum. 2600 TL civarında Realme X-T ile Galaxy A70'in kapışması olduğunu görüyorum ve Realme X-T'nin daha üstün olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha yukarılara çıktığımızda ise 2800-2900 TL civarında en iddialı akıllı telefonların Galaxy M31, Reno 2Z ve Mi 9T'nin 128 GB'lık versiyonu olduğunu görüyoruz. Ben buradan hangisini tercih edecek olurdum diye sorarsanız ben burada Galaxy M31 ile Oppo Reno 2Z arasında kalırdım muhtemelen. Çünkü bu iki akıllı telefonun özellikleri gerçekten gelişmiş seviyede. Galaxy M31'i pili öne çıkarıyor. 6000 mAh kapasiteli devasa bir pili var. Reno 2Z ise genel olarak diğer özellikleri öne çıkarıyor. Hem kamerası hem 8 GB RAM'i olması hem de güçlü bir pili olması gayet bu telefonu alınabilir kılıyor. Diğer taraftan 3000 TL bandına bakacak olursak eskimeye yüz tutmuş ama hala çok güçlü olan amiral gemisi akıllı telefonlar var. Yani geçen senenin ve ondan önceki senenin amiral gemisi akıllı telefonları var. Burada Mi 8 ve Mi Mix 2S'i ben çok güçlü görüyorum. Pocophone F1'in çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tasarım açısından birazcık eksik buluyorum bu telefonu. Ama pil açısından Pocophone F1 bunlara birazcık tabii ki fark atıyor. Ama 3200 TL bence Pocophone F1'in çok alınabilir tarafı yok. Burada Mi Mix 2S'in hem tasarım hem de genel özellikler açısından 3000 TL bandında öne çıktığını görüyorum. 3200 ila 3500 lira arasında ise bence açık ara en iyi akıllı telefon Galaxy A71. Şu anda bence bu liste içerisinde 3200 TL'ye çıkabilecek durumdaysanız bence kesinlikle Galaxy A71 almalısınız. 2500 TL'ye yakın bir karar vermek istiyorsanız da yine Galaxy A51'in güçlü bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Genel olarak yorumlarınızı bekliyorum. Evet çok uzun bir video oldu, kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda bu konuda birazcık planlama yapacağım. Hem benim açımdan çok yorucu oluyor hem de izleyenleri çok fazla yormak sıkmak istemiyorum. Belki özellikleri sadeleştiririm. Geri kalan kısmı siteye yönlendiririm sizleri. Bu konuda bir planlama yapacağız. Konu hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum. Sizce bu videolar
dakikalar nasıl olmalı, daha fazla ne yapabiliriz ya da bu konuyu nasıl geliştirebiliriz? Bana fikir verirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sesim için de tekrar kusura bakmayın. Hasta oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.